Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Aziz otahallar, onahallar, hürmetli akıvuke, opasingiller. Bugün Haram-ı Şerif'te, Mekke-i Mukarreme'de, nabattaki sohbetimizni başlaş arafasidamiz. Allah Subhanahu ve Teala bu sohbetimizni hem manfaatli sohbetlerden buluşunu nasip kılsın. Kalplerimizge ihlas, tillerimizge hakkını Allah Teala özü cari kılsın. Dünyada ahli salahlar bilen birge ahirette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin cennetteki davralarda buluşumuzu Allah Teala nasip kılsın. Bu ulug diyarlarga qadam ranjida qilgan, Alloh nasib qilib shu joyda nasibalari qo'shilgan barcha barchalaringizni Alloh taolo o'ylagan maqsadlaringizdan afzalini ato qilsin. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsin. Xato, nuqson, kamchiliklarimizni afv qilsin. Suhbatlarimizda siz azizlar bilan yangi kelganlar bordir, lekin jonli efirlarimizda navbat Peygamber aleyhissalatu vesselam'nin bana şu diyarlarda hakkını haykırarkenler, adamlarga doğru yolunu kursatarkenler, zalimler, müşrikler, hasatgöyler o kişini sığdırmadı. Özleri yaşayan diyarga, özlerini yurtlarından haydab çıkarıştı. Bu hakkıda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a başarat berilgen idi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ilk ayet nazil bugün peytede tushunmay qolganlar. Nima bo'layotganini bilmay qolganlar. O'sha Xiro g'origa borganlar biladi, ko'rgandir. Xiro g'ori joylashgan tog' va Jabalun Nur deydi. Nur tog'ida chiqib, Makkani kuzatib, Ka'ba atrofini ko'rib o'tirardilar. 10 kunlab, 1 oylab hattoki o'sha joyga tayyorgarliklarini qilib, o'sha yerda ibodat qilardilar. Onalarimizdan Hadicha onamiz ovqat tayyorlab o'sha Rasulullohga insoniy jihatdan kerak bo'ladigan narsalarni tugib oborib Rasulullohni oldilariga tashab kelardi. Xiro g'origa borib chiqib ko'ringdi. Hozir sportsmenman masalan, pachag'im chiqib qoldi. Hadicha onamiz qanaqa chiqib borgan ekanlarda, tasavvur qiling. O'sha oyat Iqro nozil bo'lgan paytida ya'ni o'zlaridagi bo'lgan o'zgarishga, holatga tushunmay qoldilar. Zotan bunga o'xshagan xabarlar bo'lib turdi o'zi. Yo'lda ketayotganlarda toshlar salom berib yorardi. Daraxtlar assalomu alayka ya Rasululloh deb yorardi. Buni eshitardilar-da, ajablanib yurardilar. 6 oy ichida ko'rgan tushlari o'ngilarida kela boshladi. Nima tush ko'rsalar, o'ng kela boshladi. 6 oy birdan Iqro oyati nozil bo'lgan paytida buni ko'taramay qoldilar. Nima ekan bu dedilar. Va tushib Hadicha onamizga shu menga bir zarar yetdi shekilli, shunaqa hodisa bo'lyapti deganlarida sizga zarar yetishi mumkin emas deganlar. Erkak kishini tushkunlikka tushish ehtimoli bo'lganda ko'nglini ko'taradigan ayoli bo'lishligi baxt hisoblanadi. Oilaning eng katta baxti erkak mabodo bir muammoga uchraganda xotinini oldiga bora oladigan, u bilan dardlasha oladigan, u ayol u erni ko'nglini ko'taradigan oila bo'lsa baxtli oila shu oila. Alloh taolo shunaqa oilalarni nasib qilsin. Ko'p takrorlaganmiz, o'rni kelganda at-takroru ahsan valau kana 180 degandek takrorlab ketamiz. Bir odam kelib Payg'ambar alayhissalotu vasallamga ya Rasululloh haqqimga duo qiling degan. Payg'ambar alayhissalom yasauka baytuk deganlar. Iloyo seni uying sig'dirsin deganlar. Insonni uyi qanaqa qilib sig'diradi? Ya'ni uyingizga qanday sig'may qolishingiz mumkin? Erkak kishining ayoli tushunmaydigan bo'lsa, erkak uyga sig'may qoladi. Ayolni eri ayolni tushunmaydigan bo'lsa, u ayolga uy torni qilib qoladi. Nafaqat uy, dunyo tor bo'lib qoladi. Rasulullohning duolarining fasohatini qarang.
Yasa'uka baytuk dediler. Uyun seni sığdırsın. Hakiki baxt ailede bo'ladi. Ko'chada kulib yurgan odamlarning juda ko'pining qalbida o'ta og'ir dardlar bor. Uyga borganda biladi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni rahmatan lil alamin, butun olamlarga rahmat qilib yubordim degan. Rahmat qilib yubordim degan. Ana shu butun olamlarga rahmat payg'ambarga munosib xotinni ham nasib qilgan. Hadijcha onam shunaqa ayol edilar. Sizga yomonlik bo'lishi mumkin emas dedilar. Axir siz yetimlarning holidan xabar olasiz. Siz beva bechoralarni ko'mak qilasiz, yetim yesirlarni boshini silaysiz. Sizga yomonlik bo'lishi mumkin emas deb, Varaqa ibn Nawfal degan amakalari bor edi. Varaqa ibn Nawfal 80 ga borib qolgan yoshi keksa, ko'zi ojiz, lekin Tavrotni, Injilni biladigan o'zini zamonasini olimlaridan edi. Juda olim bo'lmasa kerak u, lekin Tavrotni yozardi ekan qo'li bilan yozib. İncilini yazıp ko'chiradigan odam ekan. O'shaning oldiga borishdi. Borganda hodisani so'radi Varaqa. So'rab nima bo'lyapti? Shunaqa. Nima mana shunaqa? Ha dedi. Sizning oldingizga nomus kepti. Nomus Jabroil alayhissalomning bir ismlari. Nomus kepti, Musoga ham shu kelgan edi. Musoni ham sohibi shu edi. Sizga ham kepti. Kitoblarda oxirgi payg'ambar haqida xabar bor, siz o'sha odamsiz. Qaniydi dedi, orzu qildi. 80 ga kirgan yosh keksayib qolgan otaxon orzu qilyapti. Qaniydi dedi, yosh bo'lsamidi? Yoningizda tursamidi? Sizni hali bu qavm shahardan chiqarib yuboradi. Sizni yolg'onchi deyishadi. Sizga tuhmat qilishadi. Sizni o'zingizni yurtingizga sig'dirishmaydi. Payg'ambar alayhissalom tushunmadilar. Hamma meni yaxshi ko'radi-yu. Hamma meni rostgo'y deydi, hamma maslahatni mendan so'raydi, nimaga meni chiqarib yuboradi? Ha, chiqarishadi. Chunki Muso ham Fir'avnning saroyidan quvilib qochib, Shu'ayb alayhissalom bilan birga 50 necha kun cho'lda yurganlar. 8 yil ushoqda qolib ketganlar. Ibrohim alayhissalom ham chiqib ketganlar, boshqa yo'llari qolmagan. Hamma İsa alayhissalom shu boshlariga kelgan. Chiqib keta olmagan payg'ambarlarni qatl qilishgan. Yahyo alayhissalomni qatl qilishgan, Zakariyo alayhissalomni qatl qilishgan. Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlashgan, quduqdan sotilib Misrga ketganlar. Qaysi payg'ambar dunyoda hamma tomonidan sevilgan? Qaysi payg'ambar? Yo'q. Payg'ambarlar yaxshi odamlar tomonidan seviladi. Yaxshi inson o'zini yaxshi ekanligini taroziga solib o'lchamoqchi bo'lsa, payg'ambarni naqadar yaxshi ko'radi, shuni o'lchab olsin, o'zi o'lchab olsin. Chunki Alloh subhanahu va taolo bir bandasiga qanday munosabatda bo'lmoqchi bo'lsa, uni qalbiga o'zining do'stlarining muhabbatini solib qo'yadi. Allohning do'stlarini yaxshi ko'rib qolaverasiz. Gaplashmasangiz ham, ko'rmagansizdan so'rashmagansiz, lekin qalbingizga Alloh o'zining do'stlarini muhabbatini solib qo'yadi. Demak, siz yaxshi odamsiz. Pok qalbga Alloh taolo pok muhabbatni solib qo'yadi. Lekin yomon odamlar hech qachon yaxshi odamdan rozi bo'lmaydi. Chunki yomon odamlar o'zidan rozi bo'lmaydi-ki. Ibn Xaldun aytgan, johil o'ziga foydasi yo'q, qana qilib jamiyatga foydasi bo'ladi uni. Johilning zarari o'ziga. Bütün milletler içinde milletlerini orqaga tortadigan asosiy omil jaholat. İlim okumaguncha, kitob o'rganmaguncha siz tilla bilan ko'mirni farqiga bormaymiz, siz biz shu hammamiz. Kitob okumaguncha bilmaymiz, hamma odam bir xil, ikkita ko'zi bor, ikkita qulog'i bor, bir xil. Lekin payg'ambar boshqa odamlarga o'xshagan odam emas u. Payg'ambarga iymonli odam Allohning do'stiga tikilgandek tikiladi. Kafir müşrikler bu Abu Kabşa'nın oğlu yetimçe deyip karagan. Bu cinli deyişken. Yalğancı bu, yalğancı. Pul hakla yaptı deyişken. Arkasında katta adamlar var deyişken. Arkasında katta adamlar var bunun. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ha, yaman körgen adamlar çıkarıvar işte. Uşak hadisi geldik. Sabır varlığa bar gendiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı
orqalarida yengilmas kuch bor shekilli degan xayol u zotning pozitsiyalaridan kelib chiqqan xulosa. Payg'ambarimizga nima taklif bo'lsa, qo'llarini orqasi bilan itarganlar, kerak emas deganlar. Pul taklif qilishgan, obro' taklif qilishgan, xotin taklif qilishgan, maqom taklif qilishgan, yo'q deganlar. Osmondagi oyni olib bersang ham, osmondagi quyoshni o'ng qo'limga olib bersang ham, bu yo'ldan qaytmayman deganlar. Alloh shu yo'ldan yo'q, meni g'alaba qildiradi, yoki shu yo'lda vafot etaman deganlar. Ha, shu yo'lda g'alaba qilganlar, shu yo'lda vafot etganlar. Bir qadam orqaga tashlamaganlar. O'sha jihodlar bor, ha? Uhud jangi bor. Uhud jangida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan hamma o'qlar qaratilgan edi. Hamma dushmanning o'qlari, hasad o'qlari, adovat o'qlari, kamollar, nayzalar, qilichlar urilgan edi. Bir qadam orqaga tashlamaganlar. Bir qadam. Payg'ambarlarga yarashmaydigan ishni Rasululloh qilmaganlar hech qachon. Hadis onamiz iymon keltirgan. Birinchi ayol Varaqa ibn Nafal, ko'zi ko'r 80 ga kirgan otaxon, qaniydi yosh bo'lsam yoningizda tursam deyapti. Alloh taolo ana shu niyatni ham mukofotlaydi. Niyatni har kuni do'stlar, birodarlar, o'zimiz ham muhtojmiz. Yangilashni o'rganing. Har kuni ertalab turganda, har kuni to'shakka yotayotganingizda niyatni yangilang. Men nima niyatda yashayapman dunyoda? Qaniydi yosh bo'lsam xizmat qilsam. Qaniydi Rasulullohning isimlarini ya'ni hayqirilishiga hissa qo'shsan. Mana shu niyatni yangilang har kuni. Niyatlar yangilansa natija beradi. Niyat yangilanmaguncha inson o'smaydi. Chunki hamma narsaning asosi negizi niyat. Ha? Innamal a'malu binniyati. Amallar niyatga ko'ra bo'ladi. Kullun ya'malu ala shakilatihi. Qur'oni Karim oyati bu. Har odam o'zining shokilasiga ko'ra amal qiladi. Shokila nima? Niyat shu. Siz nima niyatda bo'lsangiz, boshingizga shu keladi. Yaxshi niyatda yuring, sizga hamma narsa ajr, mukofot, yutuq bo'laveradi. Varaqa ibn Nafal niyat qilyapti-da, o'zi qo'lidan ish kelmay qolgan. Ko'zi ojiz, qaniydi yosh bo'lsam edi, yoningizda tursam deyapti. Turolmasangiz ham niyat qiling. Haq baribir g'alaba qilaveradi, lekin turolmayapsizmi? Hech yo'q, niyat qiling. Qani edi shuni yonda tursam, shu haqni yonda tursam deng. Modomiki haqni ko'rib turganingizdan keyin. Payg'ambar alayhissalomga Hadicha onamiz, yoshi keksayib qolgan otaxon, chol, amaki, Varaqa ibn Nafal iymon keltirgan, Hadicha onamizning bir quli bor, Zayd ibn Horisa. O'sha iymon keltirgan 3 kishi. Chiqib ketyaptilar, bir kishini ko'rdilar yo'lda. Menga qara dedilar. Alloh taolo menga vahiy nozil qildi. Men payg'ambarman, menga iymon keltirdi dedilar. La ilaha illalloh Muhammad Rasulullohni talqin qildilar. Makka davrida Muhammad Rasululloh ko'p talqin qilinmagan. La ilaha illallohni tagida yotgan lekin. Shunaqa da'vat qilyaptilar. Shunaqa odamlarga ishonch bilan mustahkam rukunga suyangan holda gapiryaptilar. Haliga eshitgan odam aytgan ekanki, to'g'risini ayt, orqangda kim bor degan ekan. Rimmi, Forsdan kimdir bormi orqangda? Seni qo'llab-quvvatlaydigan kim degan ekan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom, orqamda bitta xotin, bitta chol, bitta qul bor degan ekanlar. Qaniydi yosh bo'lsam, Rasulullohning oldida tursam. Bu oddiy gap emas bu. Shu niyatlar jamlanganda bizga hech kim kuchi yetmagan. Tarix buni isbotlagan. Qaniydi Rasulullohning oldida tursam degan. Odamlarning niyati jamlanganda Rimni tiz cho'ktirgan musulmonlar. Fors qochib, qochib qabriston qidirgan. Qatga bekinasam ekan deb yoki iymon keltirgan. Qaniydi Rasulullohning oldida bo'lsa. Tarixdagi sirat bu. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha yuqorida aytganimizdek da'vat qildilar. Alloh subhanahu va taolo yer yuzida Rasulullohning sabab dunyolarida suyanishlari mumkin bo'lgan hamma narsani olib qo'ydi. Avval ham aytdik buni. Hamma narsani olib qo'ydi. Otalari zotan yo'q edi. Bobolari vafot etdi. Abu Talib vafot etdi. Hadicha onamiz vafot etdi.
kün oşa kün. Peygamber aleyhissalatu vesselam dünya sebeplerden süyeney deseler hiç narsa yok. Toxtadılar mı? Yok. Uf dediler mi? Yok. Taif'ke vardılar. Taif tezkere cevap verdi. Uddanam umid üzüldü. Kaytip geldiler. Mekke'ye kiram ediler. Mekke'ye kiriş için Mut'im ibn Adi degen müşrikke iltimas kıldılar. Müşrik, kafir. İltibas, ben üyümge kralımı yapmam, bana kefil bol. Bol da dedi. Çünkü insaflı adam idi. Braderler yani bir nesini istatışmamız gerek. İnsaf, samimilik, vicdan, insanilikte akide rol oynamaydı. Şuna kadar samimi insanlar var, Müslümanmaz. İslam'ın asliyeti yitibarmagan, insani tabiat buzulmagan lekin. Şuna kadar Müslümanman deydigen adamlar var, gaplaşsayız, yigirmete tülkünü elde, tegirmanga tüşüp, iki kap unlu oğullar çıkıp etedi. Müslümanız. Siz bilen menden Müslümançiliğini, aldığını talep kıladı. İnsaniyelik muhim. Çünkü insaniyeliknin akıbeti Allah'ın mükafatı sezavar boladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam etkendi. Bazı adamlar var. Cennet amellerini kılıp boradı. Umrum o beynide. Kurunuştan cenneti yok şeydi. Cennetke kirişige bir karıç koladı degenler. Bir karıç. Kadar galip olup bu adam bitti işini kıladı. Hemen işi habete boladı. Cehennemge gitadı. Yani bazı adamlar var. Kurunuştan cehennemige yok şeydi. Cehennemge kirişige bir karış koladı. Kadar galip boladı. Cenneti işini kıladı. Cennetge gitadı. Şunun için mahtanişge irtte. Fakirlenişlik ki hali var. Havf aldığında. Umidimiz üzülmege. Lekin mahtanişlik ki uğrunmaz. Allah'ın kalbimizdeki niyetlerimiz niyem, amelimiz niyem, uzun kabul kıladigen amellerden kıgın deyişimiz gerek. Bunda duruşumuz gerek. Çünkü bilmeyimiz. Ve ulamalar eytedi. İnsanını kutkarsa samimiyet kutkaradı. Ahl-ı sünnet vel cemaat hakkında hadisler bana Peygamber aleyhissalatu vesselam aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyyin addû bin nevâciz bir kança hadisleri var. Şu cemaat kim? Ulamalar köp taftiş kılışken. Mesela Şialar bizdeydi. Havariciler bizdeydi. Mutezileler bizdeydi. Necat Topken cemaat bizdeydi. Hamme. Sofiler bizdeydi. Selefiler bizdeydi. Maturidiler bizdeyimiz. Aş'aliler bizdeydi. Hamme bizdeydi. Kim uzun? Ben ahl-ı sünnemen deyiş bilen şu adam ahl-ı sünnenin hemme şartlarına amel kılıp necat taptı mı şu? Yok. Kuruk dava bilen hiç kim hiç nesine eriş almaydı. Bana şunu asıl hakikatine etkendi ulamalara eti yaptı ki kaysi cemaadan buluşuzdan kat'i nazar. Kaysi yaşta buluşunuzdan kat'i nazar sizdeki samimilik necat tapışlığının esası. Samimi bo'ling. Samimi. Dunyoviy g'araz, hasad, yomon ko'rgan odamingizga to'qib har narsani yuklab yuborish, yaxshi ko'rgan odamingizga bo'rttirib uni maqtab yuborish bu samimiylik emas. Yuqoridagi hadisda bitta amal bilan odam jannatga, bitta amal bilan odam jahannamga ketdi deyilmaydi. Hadisda shunaqa kelyapti, tagida boshqa narsa bor. Ma'noda ham shu boshqa narsa bor. Nima desa cenneti amellerini kılıp cennetke kirişige bir karış kogen adam cenneti amellerini kıganu samimi kımaganu kıynelip kıganu uzu razı bu mestan kıgan bu işlerde zakat birgen lakin içi ağırgen zakattan hursan bomegen namaz okuyen şu zirik bitgen okuyup uzu narazı okuyan namazını bir kişige yakşılık kıgan arkasından minnet kıgan. Bu narsalarını Allah korup durdu yu. Ben görmeyeyim ben. Siz görmeyesiniz. Hiç kim görmeydi. Allah onu kalbini korup durdu yu. Kana adalet. O adaletini Allah galip kıladı. Ahırı barı bir karış kogende içideki o şey marazını taşkarı çıkartırdı Allah Teala. İlacı yok. Başka ilacı yok. Hani cehennemi degen adamımız. Elkeş misal için. Kımarvaz. Kuşanı bataryalardan. Oğru. Lekin uşnakange kurukke kırıp kagenliği uçun uşa işlerine kıp yürüptü. Uzi içiden onu yaman kuradı. Kalbide samimilik var. Adaleti var.
Yaman kuru bara uğradı. Kaniydi şu alkaşlarının içinden kurtulup gitsem deydi. Kuruk alkaş. Kuruk narkeme. Uzu tüppe tüzüge adam, neşe abkelerde ortalık ile oturup burçayda çekip oturadı. Kurtulup gitmeydi. Lekin içinden ne kaladı? Yaman kuradı. Ana şu yaman kuru geldiğinde Allah biledi onu. O şey yaman kurup, o şeyin için günahını kılışmaz, günahını yakış kuruş yaman. Ulamalar şunu için etken, aşkara ibadetten yaşayan günah yakış edip şunu için etken. Bunu ya manasını her kılıkı buluş etti de, oradan iki günde ayıp geteydik. Aşkara ibadet ne meydese, ibadetini tane kılış. Kılıyetken ibadetiyizi buraya minnet kılış. Bunu Allah Teala yakış görmeydi. Ben ibadet kılıyım ben. Ben ruzayım tutuyorum ben. Ben Kur'an'ı yodlayacağım ben. Bunu Allah yaktırmaydı. Çünkü bu kibir bu. Yaşırın günah Allah'ın nazlında yakışır degeni bir günahını kıp koygen siz de içinizden iç itinizi yiyip yürüyorsunuz. Nadametiyiz var. Adamlar sorarsa, aitse yüz yüz kızarar. İlacı barışı yenge tanıgan adam ki onu bir kitesiz. Aşı bir kitgeniniz, nadamet kılgeniniz, iç itinizi yiyip yürügeniniz Allah ki yok adı. Allah tevbe kılıçlarını yakış görüldü. İbadet kılıçlardan göre tevbe kılıçlarını yakış görüldü. Umar radıyallahu anh'u eytardılar, tevbe kılıçlarını bilen birge oturgim kele uğradı. Nemege? Ularının kalbi yumuşama buladı. Çünkü kurgendi koçanı. Her cahı kurgendi o. Şimdi kaytip onu arzu okumaydı onu. Çünkü onun öte kir, öte sassık cahiliğini biledi o. Uşan için tevbe, kımmeti belen, kadri belen narsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni hicretke mecburlaştı. Avval ettik, üyelerine hücum kılıştı. Şeytan darın nedvede oturup maslahatının içinde bugün. Bir çalını surette kiyen, o çalını kaystır kabileni çal edip tanıştırken uzunu ve müşriklerini maslahatını içige koşulgen. Hemen maslahatını biri yaptı. Abu Cahil aitken ki 12 kabilemiz ha, her bitteden yigitini koluyge kılıç veremiz, her bitte kabile uğradı Muhammed'in kellesiye. Yotken cahide bari bastırıp görüp öldüremiz. Keyin qon sachrab ketadi hamma qabilalarga. Bani Hoshimni vakili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshning Bani Hoshim urug'idanlar. Bani Hoshim bir jamoalar bilan borib urushaman desa 12 ta qabilaga kuch yetmaydi. Majbur bo'ladi pul olishlikka. Qon ola olmaydi bizdan. Pul oladi majbur. Deganda shayton meni aqlimga ham bunaqa fikr kelmaydi deb o'rgan. Abu Cahil'e tam biri var. Yani adam hafli bo'ladi. Adam yomonu yomon. Yaxshi, yaxshi, hafligi yomon. Sigirini olasi üstida bo'ladi. Adamni olasi ichida bo'ladi. Ma'qul bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga Alloh taolo bu narsani vahiy qildi. Qur'onda oyat bor. وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Mana şu hakkı, mana şu hadise buyca çıkan şu ayet. Ular makir kılıçtı. Makir kılıp, maslahatlaşıp, 12 adamı kuruya kılıç verip öldüremem de işte. Allah ularını makrege münasip cevap kıldı. Kur'an'da وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ var. Oradaki kendi ilmi istilahlar neyme ayıp geçişimiz gerek. Allah makir kimiydi? Makir, salbi sıfat. Nemege makarullah diyepti Allah, makarallah diyepti. Allah hem makir kıldı diyepti. Kur'an'da dese dostlar her daim iş hareketini özüge münasip zatke münasip mana bir iş gereği böyle her daim. Her daim. Allah Ta'ala'ya makir nisbet vermeyimiz. Allah makkar zatmaz. Ne demek nisbet veremiz? Makir kılgellerinin makrını özüge karşı işletip koydu. Doğru mana mı? Doğru mana. Kur'an'da Yusuf aleyhisselam bilen saray azizinin ayalı Züleyha deyimiz tarihte edebiyatta meşgul. Bunlar ortasındaki hadisenin Allah Teala Kur'an'da zikir kıyken. Değil mi degen? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ degen.
Ve tahkik Züleyha o'sha o'zini ichki xonadoniga, yotoqxonasiga Yusuf alayhissalomni chaqirib olib olib, qul edi chunki chaqirsa borishga majbur edi. Olib olib unga hamma bihi, hammat bihi deyapti Qur'on. Hammat degani xohladi degani. İstedi, kast kıldı degani. Ve laqad hammat bihi Züleyha Yusuf'ke taşlandı yani xohladi. Ve hamma biha hamma kelimesi Arap dili bo'yicha Yusufga ham nisbat berilyapti. Yusuf ham xohladi bo'ladimi? Lug'atda xohladi bo'ladi. Yusuf payg'ambar zinoni xohlashi mumkinmi? Mumkin emas. Qanaqa ma'no aytamiz? Hozir bitta mustashriq kelib, musulmon emas. Sizni oldingizga keldi-da, payg'ambarlarni sizlar gunohsiz deysizlarmi? Ha, Yusuf zinoni xohlagan, mana desa nima deymiz? Hech narsa deya olmaymizmi? Bo'lmasa bilib bilmasdan islom haqida gapirmaslik kerak ekan. Bilish kerak ekan. Bilmasangiz, bilmasangiz. Mana shunaqangi masalalarda islomimizni himoya qila olmay qolasiz. Zotan islom himoyaga muhtoj emas. Siz va biz sababli islomni yomonotliqqa chiqarib qo'yishadi. Chiqarishyapti-yu, qo'liga qurol berib musulmonlarni qirdirishyapti. Vatanparvarlik da'vosi bilan millatga xiyonat qildirishyapti. Shuning uchun ahli zikrga ergashiladi. Yusuf alayhissalotu vasallamga hamma kalimasini zinodan qochishlikni maqsad qildi deb tarjima qilinadi. Chunki Zulayho zinoni xohladi. Yusuf ham xohladi, zinodan qochishni xohladi. Nimaga? Fe'l ish harakat o'ziga munosib odamga ko'ra ma'no aytiladi. To'g'rimi? Erkak kishiga aytilgan jumlani ayolga nisbat berilmaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a suikastını Allah subhanahu ve ta'ala bildirdi. Ular makr kıldı, Allah onların makrını özüge işletip koydu. Peygamber aleyhissalam Ali'ye ettiler ki, beni ordumda yat dediler. Sen bilen Yesrib'de konuşamız. Medine-i Munavvarı'nın avvalgi ismi Yesrib idi. Keyin Hazreti Ali yattılar, Peygamber aleyhissalam çıkıp gittiler. Bir qancha rivoyatlar bor, eshiğin tagida turgan edi 12 ta bola. Yigit. Rasulullah ularni oldilardan chiqib ketdilar. Yosin surasining boshidagi 1-chi mubingacha bo'lgan joy bor. Fahum la yubsirun oyatigacha o'qib chiqib ketdilar. Ular ko'rmaydilar. Ko'rmadi ular. Payg'ambar alayhisolatu vasallam chiqib Abdullah ibn Urayqit degan yo'lboshchi bo'ladi. Ya'ni hozir kim soatga chiqsa, soatga chiqinglar. Chiqsa bo'laveradi bemalol. Chiqib 29-chi etajga chiqinglar. 29-chi etajda masjid bor. Ayollarniki bor, erkaklarniki. O'sha yerdan turib bir tomosha qilinglar-da Ka'baning atrofini. O'sha kullar tasavvuringizga keladi. Rasululloh o'sha joyda unaqa binolar yo'q, butun boshli tog'liklarning ichida yashayaptilar. Va Yasrib Madina bu tomonda bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq bilan birga Abdullah ibn Urayqit yo'l boshchi bilan bu tomonga qarab yurganlar. Savr g'ori tomonga qarab yurganlar. 3 kun Savr g'orida turganlar. Maqsad nima? Taktika. Taktika odamlar payg'ambar alayhissalotu vasallamning o'rinlarida yo'q bo'lib qolganligini bilib, orqalaridan ot soldirishgan. E'lon qilishgan. Qidiruv berishgan. Qidiruv e'lon qilishgan. Rozisk. Ushlagan joyda tirikmi, o'ligimi olib kelganga 100 ta tuya va'da qilishgan. 100 ta tuyasi bor odam umrbod farog'at ichida yashaydi. 100 ta tuyasi bor odam. Har qanday erkak kishiga joziba beradigan taklif. Hozirgi til bilan menimcha 100 ta AMG Mercedes. Hozirgi til bilan aytganda, o'zingiz zakaz qiladigan Mercedes. 100 ta Mercedes. Va'da qilishdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam savrda 3 kun turdilar. Abdullah ibn Urayqit musulmon bo'lmagan. Hali nima dedim men? Alloh subhanahu va taolo insonni samimiyligini baholaydi. Abdullah ibn Urayqit maksimum bo'lsa 10 ta tuyaga gaplashgan. Rasulullohga aytgan, kelishgan 10 ta tuyaga Madinaga olib qo'yaman Yasribga. Yo'llarni biladi u kishi. 100 ta tuya va'da qilishyapti. Miyasi aynimagan. 10 ta tuya qatta-yu, 100 ta tuya qatta. Yo'lda sotishi mumkinmi?
Atışı mümkün. Yolda uklaşken, 10 gün yürüşken. Bitti adamı cennet varışı mümkün mü? Mümkün. Kılmagan şu işi. Hadır Müslüman mı deyip durup o yüzde tüye uyağda dursun. Haddi, haddi. Dünya matasını satıp gidiyor. Terbiye kılışımız gerek bugün kop caylarımız var. Hemimiz deyem var. Farzantlar ne? Onu haller terbiye kıyken de o şey insanilikini okutuş gerek, örgütüş gerek. Ritüallerini mez, adetlerini mez, ibadetlerini örgütüşümüz gerek. Biz ibadette adet koyuyoruz. Ben gibi tesayeti yaptı, yazı yaptı. Kur'an okusagem yazı yaptı, talim olarak adamlarga siyretti. Gepirsagem tankıtkıla uğradı. Adi siyasi gapı gaplasagem gapıra uğradı da. Tesi yazı yaptı. Siz uyakka ibadet kıyana var gelmesiniz, yok ki gaplaşa oturgeni mi deydi. İbadet fakat namazdan ibaret deyip çüngen muammasız da bulsa, benim neyim var? Siz ibadet degen de fakat yatıp duruşu, namazı düşünsüyüz. Siz de ibiyiz. Amr-ı maruf ham, ibadet. Nahi münker ham, ibadet. Tebessümüke ala vecihi ahike sadakatun. Külüp karışam ibadet. Samimiyligen ibadet. Kabe-i Muazzama'ya tikilip duruşan ibadet. Ata anayızı yüzüge tikilip duruşuyuzem, mihir bilen. İbadet. Çünkü nigahtan hem sorarlarken biz de nigah karab duruşumuzdan. Güzel, mihir bilen karab dursak ibadet yazıladı. Gazat bilen humrayıp karasak cevap veremez. Ne ki humrayıp karadın degen soval ya tayyor durayım. Cevap veresin. İbadet. İbadet mi? Bilmeseyiz biz demezler bu muamma. Gelin. Abdullah hadi ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün Savr Gâr'da durdular. Kelime. Savr Gâr'ı ge uşa Abdullah ibn Urayqit recesi u. Keyinçelik sira kitaplardayam ben bilmiyim ben Müslüman bu geldiğini onu. Belki Allah adaletli zat, belki Müslüman bu gendir. Onun hesabını özü kılar. Lekin bu da bizge en muhum narsa bu adam satmadı Resulullah'a. Satmadı. Aytilgan kelişilgan va'daga vafa qildi. Oxir oqibat kecha turdi. Payg'ambar alayhissalomni oldilariga borganda o'sha Madinaga kirib, Yasribga 10 tuyani olgan. Qaytib ketayotganda Rasululloh da'vat qilganlar. O'ylab ko'r Abdulloh deganlar, yaxshi insonsan. Islomni qabul qil deganlar. Islomda majburlash yo'q-da. Deganda endi ota-onalarimni dinida qola qolay, meni qo'ying degan ketgan qaytib. Bu o'rinda yana iymonning ne'mat ekanligini ham esdan chiqarmaylik. Rasululloh bilan 10 kun safar qilganlar, 10 kun. Yonma-yon yurgan. Axloqni ko'rgan, holatni ko'rgan, hatto mo'jizalarni ko'rgan. Ketyaptilar, qorin och, u paytda u yo'lda lamonxona yo'q, albek yo'q yo'lda, unaqa narsalar yo'q. U avtobus yo'q, samolyot hech narsa yo'q. Shu tog'i toshdan berkinib orqadan yana Arabning eng chavandoz odamlari quvib kelyapti. Qidiruvdagi odam. Shu berkinib ketyaptilar, suv yoqalab ketyaptilar. Yo'lda quyon chiqsa ovlaydilar, kaptar chiqsa ovlashadi, pishirishadi, yeb ketishadi. Shunaqa vaziyat, unaqangi hamma narsa yo'q. Bir joyga borsalar, bir kishi qo'y boqib yuribdi. Shu odam Abdulloh ibn Mas'ud bo'ladilar. Yosh bolaman deydilar. Qo'y boqib yuribman, 3 kishi keldi deydi. Peygamber aleyhisselam koylarından bir ortasını sokaylık dediler. Degende Abdullah ibn Mas'ud ettiler, her Müslüman masler. Yo, ben omonatdorman, yani omonatga qarab turadigan adamman, koyla meniki emas dedi. Unday bo'lsa dediler, umuman süt bermaydigan bir koyunu ap geldi dediler. Umuman sütü yok. süt bermaydigan koyu ap geldi. Peygamber aleyhisselam bismillah dediler, koyu soğdular. Ola süt çıktı. Bunu körgen Abdullah ibn Urayqit, körgen. Bunun ki mucizelerini körgen. Nasip kılmasa kıyın. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın arkalarından ular ham kıdırıştı, başlaştı. Ularının ham yolbaşçısı var.
yo'l izlaydigan, toshlarga qarab, izlarga qarab qaysi tomonga ketdiking degan savol bilan orqa tomonga kelgan. Savr g'orini topib kelgan yaramas. Topib kelgan. Atrofdagilar hayron bo'lgan, "Ey, menga qara, bu Yasribga ketgani aniq. Nimaga bu yoqqa yuryapsan?" desa, "Mashaqqa ketgan" degan. Borib savrni topgan. G'orni topganda qoya qolaveringda. Ulamolar Mudlic degan qabila bor. Mudlic arablarning ichida Mudliji deyiladi. Ha, Suroqa radiyallohu anhu o'sha Mudlic qabilasidan. Mujazzaz degan odam bor Mudlic qabilasidan. U Mudlijilar qanaqa qabila bo'lgan? Hozir tarixiy fakt olarak arab diyorlarida ham ilim bormidi degan savolni beradi ulamolar. Desa, ha, bo'lgan. Ko'p ilimlar, masalan, shariat bo'lgan, tabobat bo'lgan va o'sha Mudlic qabilasini qiyofa masalasida ilmiy qobiliyati bo'lgan. Qiyofa, odamlarning qiyofasiga qarab bu palonchining o'g'li, bu pistonchining o'g'li degan. Bu bilan bu amakivachcha, mana uni bunisi jiyani, mana bu buning nabirasi degan. Yuziga, oyoq qo'liga qarab. Mudlijilar. Buni nima uchun aytayapman? Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan xato topish olmayapti-yu. Ha? Yolg'on gapirgan deyish xato qilish kerak, u kishini kazzobga chiqarish kerak, oilalariga ta'na qilish kerak, u kishiga tuhmat uyushtirish kerakmi? Gap topish kerak-da. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning eng yaxshi yaqin o'g'il tutinganlari Zaydmidi? Zayd ibn Horisa edi. Zayd ibn Horisa oppoq yuz nurli yigit bo'lgan. Uylangan, ayoli ham oppoq nurli ayol bo'lgan. Farzandlari qop-qora tug'ilgan. Endi gapni ko'ravering, Makkadagi gapni qarang. Ya deyishgan, Rasulullohga nisbat, Rasulullohni bolasi emas o'zi. Lekin Rasulullohning yaxshi ko'rgan odamlari bo'lganligi uchun gap topishgan. O'sha davrning badbaxtlari, o'sha davrning nafrat to'la qalbida g'arazi bor hasadgo'ylar. Gap topishgan, ya? Muhammadni bolasini bolasi qop-qora tug'ildi-ya? Onasi oppoq, dadasi oppoq. Mana shunaqa qilaverishgan. Payg'ambarimizning ichlari g'ash bo'laverardi. Ya'ni Zaydni yoki ayolini zino qilmasligini biladilar. Lekin oilani himoya qilish kerak-ku. Tuhmatligi aniq. Nima qilishni bilmasdilar. Endi sizga yana bitta qiziq hodisa. Arab diyorini bilishingiz uchun aytaman. U mudlijilar nima uchun kerak bo'lgan? Qiyofani farqlaydigan, odamlarni nasabini top beradigan nima uchun? Ayollar zino qilib, bola orttirib olib, bu bola palonchining bolasi deb boylarni bo'yniga osilardi. Qutuladigan yo'l yo'q, u paytda DNK yo'q. Falonchi boyi oldiga borib, mana shu bola sandan deyapti, to'polon qilib turib, uni pulini olishardi. O'shanga mudlijilarni chaqirishardi. Ko'rib ber deyishardi. Ko'rib turib, "Yo'q, bu bundan emas" desa, o'sha gapi gap edi. DNKdan yaxshi ishlardi ular. Buni tajriba ham qilib ko'rishgan, tajriba qilib. 20 ta bolani olib kirib, qarindoshi, qo'shnisi hammasini yig'ib qo'yib turib, shularni ajratib ber desa, shunday bolalarga qarab bu palonchining ukasi, mana bu pistonchining jiyani, bu mana uni bilan birga, bu bilan birga degan. Hammasi to'g'ri chiqqan. Ilm bu. Qiyofatul bashar degan fan bor. Bizda o'zi o'ldi fanlar. Qiyofatul bashar. Ko'radi, basharga qarab aytib beraveradi. Hozir men ziyoliman degan odamlarni 99 10dan 9% savodsiz. Bilmaydi, asl fanni bilmaydi. SSR paytida o'qitilgan ateizm ideologiyasi bilan yuribdi ziyoliman deb. Yo, ziyolilik birodarlar. Fanni o'zlashtirish bilan bo'ladi. O'qishni bilish kerak. O'sha mudlijilardan bittasi kirdi. Kirgan ekan Zayd ibn Horisa bilan Usama ibn Zayd. Rasulullohni yaxshi ko'rganlar. Usama qop-qora bo'lganda Zaydning o'g'li. Kirsa ustilariga ko'rpacha yopib olgan ekanlar. Bir narsa yopib olgan, oyoqlari ochilib turibdi. Ikkita qop-qora oyoq turibdi, ikkita oppoq oyoq turibdi. Mujazzaz kirgan ekanda "Hada min hada" degan ekan. Yoki "Hadani min hadani" degan. Mana bu ikkita oyoq, mana bu ikkita oyoqdan degan. Payg'ambarimiz xursand bo'lganlar. Nimaga? Oilani shani himoya qilindi-da. Rasululloh inson bo'lganlar. Robot emas, inson bo'lganlar. Oila shani haqida aytilgan ularni o'zlarini ilmiy odamlar aytgan gapdan xursand bo'lganlar.
Oşa mücazizler, mücazziz el-mudliciler yol tapıştık ki müstü adamlar bugün. Oşalar topu borge, savurge. Savurge borup, Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'a aytadılar ki, İmam Buhari'de bar bu rivayet, gorge tikilip duruştu, karaşı yaptı gorge içige. Gor kiçkine joy, iki kişi sığıp sığmaya digen joy. Kah kattara boladı, 10 kişi 15 kişi sığa digen joy, kattara uygu kuşagen kah deyiladi. Arap dilida gor kiçkine joy. Toshni orqasi degani go'yoki. Qarayapti deydilar, oyog'ini tagiga qaraganda bizni ko'rardi. Oyog'ini tagiga qaramadi xolos. Alloh taolo ularni nima qildi? Ko'zini pardaladi. Ko'rmadi. Shunda payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga qarab, "Endi Abu Bakr xavotir qilyaptilar-da. Yana Rasulullohni bu do'stlari Siddiq o'zlaridan xavotir qilmayapti. Yig'laganlar. Nimaga yig'layapsan?" desalar, "Agar hozir ushlab olishsa nima qilamiz? Din nima bo'ladi?" deganlar. "Islom nima bo'ladi keyin? Sizni ushlab olishsa." deganlarida, "Ey Abu Bakr" deganlar. "Uchinchisi Alloh bo'lgan ikkita zot haqida nima deb tushunasan sen?" dedilar. "La tahzan innalloha ma'ana." "Mahzun bo'lmang, Alloh biz bilan" dedilar. Alloh taolo oyat nozil qildi. Tavba surasida bor. "La tahzan innalloha ma'ana." Payg'ambar alayhissalotu vassalomni keyin ana odamlar g'orni hamma narsani ko'rgandan keyin jonlariga tegishgan. "Sen bizni aldading. Qanaqasi bu yoqda bo'ladi? Ketdik" deb ketishgan keyin. 3 kun turdilar. 3 kun vaziyatni tekshirib turdilar. Uylarida bir dona Asmo biladi vaziyatni. U har kuni kechqurun qo'y boqqani chiqadi. Qo'ylarni aylantirib bir cho'pon bor. U ham ijaraga ishlaydi. Qo'ylarni aylantirib izlarini yo'qotadi-da, kelib ovqatni berib ketadi. O'sha ovqatni berganlarida u kishiga zoti bito qayin laqabi bo'lgan, ha? Ikki belbog' sohibasi. Bellaridagi belbog'ni ikkiga bo'lib, bittasini bellariga bog'lab, ikkinchisiga ovqat olib borganlar. Rasululloh o'sha belbog'iga qarab aytganlar, "Alloh senga bu belbog'dan yaxshisini jannatda senga beradi" deganlar. Jannat bashoratini olgan Asmo. 3 kundan keyin yo'lga tushdilar. Yo'lda ketyaptilar, butun arab qabilalariga e'lon ketgan. 3ta odam qochdi. Ushlagan odamga 100ta tuya. Bu gap Suroqa degan odamga ham yetib bordi. Suroqa o'sha mudlijilardan. Suroqaning oldidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2ta odam bilan o'tib ketganlaridan keyin bu xabar yetib keldi Suroqaga. Odamlar keldida, "Shundan 3ta odam o'tib ketmadimi?" dedi. "Nimaga so'rayapsizlar?" 3ta odam uchun 100ta tuya tikilgan. Niyati buzildi. "Ya" dedi, "bu 100ta tuya nima olaman" dedi ichida. "O'tdi" dedi. "Qaysi tomonga?" dedi, "bu yoqda" dedi. Payg'ambar aleyhissalom bu yoqqa ketgan bo'lsalar, bu yoqni ko'rsatib yubordi. Allohning hikmatini qarang. Ba'zan ba'zi tuhmatlarga odam xafa bo'ladi-yu, ba'zan ba'zi dushmanchiliklardan siz xavotir qilasiz-u, u dushmanchilik sizni foydangizga ishlayotgan bo'ladi. Chunki ana 100ta odamni Alloh taolo bitta Suroqaning gapi bilan, Suroqaning niyati bilan yo'qqa chiqarib yubordi. Suroqa o'zi yakka otni mindi, qilichchi oldi, pahlavon odam edi. Kuchli arablarning ichida nomi chiqqan odam edi. U orqadan kelib quvib keldi, yetib keldi Rasulullohning oldilariga. Yetib borib, ozgina qolgan paytda oti qumga bota boshladi. Odatda bu qum yo'q. Odatda qum yo'q, lekin bu toshlik joyda oti botib qolishi boshladi. Yana otni chiqarib, tushib turib, yana minib, yana yursa, yana shunaqa bo'laverdi. Endi Suroqa aytadi, o'zlari aytadi. "Man" deydi, "ularga xavf solib kelayotgandim, endi o'zimdan qo'rqib qoldim" deydi. Bildimki, bu odamlar oddiy odamlar emas. Keyin aytdiki, "Ey insonlar, to'xtanglar" dedi. "Sizlarga nisbatan yomon niyatim bor edi, o'zgardi. Kimsizlar?" dedi. Payg'ambar alayhissalom to'xtadilar, Suroqa keldi. Kelib Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan so'radi. Payg'ambar alayhissalom, "Men Allohning payg'ambariman" dedilar. "Menga zararing tegmaydi seni" dedilar. "Lekin senga meni foydam tegadi. Musulmon bo'l" dedilar. Shahodat kalimasini keltir dedilar. Deganda Suroqa endi arab 100ta tuyadan mahrum bo'lib turibdi. Kuchi yetmay turibdi endi, bildi nimaligini. Lekin nimadir intirmoqchi bo'ldi.
aytdi ki agar musulmon bo'lsam dedi menga nima va'da qilasiz dedi deganda aytdilar ki Kisroning bilak uzugini seni qo'lingga taqib qo'ysa qanaqa bo'lib ketar ekansan dedilar va'dani qarang o'zlari quvg'indalar ortlaridan 100 ta chavondoz quvib kelyapti 100 ta tuya bo'yinlarga qo'yilgan hozirgi til bilan aytganda Xitoyni imperatorlarni va'da ko'ryaptilar o'zlari qochib ketib turib bir dona odam eshitgan musulmonlardan Abu Bakr buni va bu hodisa keyinchalik mashhur bo'lgan butun sahobalar hammasi bilgan bitta qochib ketayotgan paytlaridagi bashorat demak forsni fath qilamiz fors bizning qo'limizga o'tadi va Suroqa ungacha o'lmaydi Kisroning bilaguzini Suroqa taqadi deyishgan qo'liga taqadi payg'ambar alayhi salatu vasallam shuni va'da qildilar Suroqa otni o'ynaqlab ketdi aytdiki va'da beraman orqangizdan hech kim siz tomonga kelmaydi dedi hammasini adashtirib olaman payg'ambar alayhi salatu vasallam shu tariqada madinaga kirib keldilar Madinai Munawvarada payg'ambar alayhi salatu vasallam kirib boravurishda sizlarni turda oborishdimi yo'qmi hozir ko'p qolmagan lekin madinaga shu tomondan kirib boravurishlikda qush uchsa chiqib ketolmaydigan darajada xurmozorlar bo'lgan xurmozorlar u xurmozorlarning tarifi tavrotda ham bo'lgan Bani Qurayza, Bani Qaynuqo, Bani Nazir qabilalari Rimliklar tomonidan surgunga uchraganda bular shu kitoblarimizda xurmozor yerlarga oxiriga chiqqan payg'ambar hijrat qilib keladi degan xabar bor. Shuning uchun shu joyga kelamiz deb hammalari va'da uchun kelgan Madinaga. Bu qabilalar Rasulullohni kutib kelgan o'zi. Kelsa biz ergashamiz, oxirgi dinni biz da'vat qilamiz deb kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kirib borganlarida o'sha xurmozorni ko'rdilar. To'xtab qolganlar. Yurmaganlar. Bir qancha muddat to'xtab qolganlar. Abu Bakr Siddiq aytganlarki, "Ya Allohning rasuli, nimaga to'xtab qoldingiz?" "Men tushimda hijrat qilishim kerak bo'lgan yer ko'rsatilgan menga. Katta xurmozor edi. Turgan joyimda o'shani ko'ryapman," dedilar. Hammamizda bo'ladi-yu. Bir joyga o'tirsangiz shu narsa bo'lgan, ko'rgan deyman deyverasiz-ku. O'sha hodisa, o'sha tushda ko'rgan bo'lar ekanmiz-da. Esdan chiqib qolar ekan tush. Hayotda uni ko'rsangiz, o'sha hodisa esga tushaverar ekan. Haligi déjà vu deydi fransuzchasiga buni. Qayta yashaganday bo'laverasiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam eson omon Madinaga kirib bordilar. Madinadagi hodisalar to'g'risida inshaalloh keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Eson omon Rasulullohni Madinaga olib borib oldik. Inshaalloh keyingi suhbatlarda boshqa mavzularni gaplashamiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni va'dalarini oxirini aytib qo'yay. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida Hazrati Umar Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ni qo'mondon qilganlar. Qo'mondon qilib Forsga jo'natganlar. Forsni Sa'd fath qilgan. Hazrati Umarning tashabbuslari bilan Fors mag'lub bo'lgan musulmonlarga. Keyin Sa'd ibn Abi Waqqas o'sha Rustamni, o'sha Kisroni Forsning imperatorini, boyliklarini, taxtlarini, gilamlarini hozirgi til bilan aytganda 500-600 ming dollarlik gilamlari bo'lgan. Hozir ham Eron gilamlari eng mashhur gilamlar. O'sha paytda ham sanoat bo'lgan. Shularni hammasini Madinaga jo'natganlar. G'animat o'laroq. Madinaga kelganda Hazrat Umarni uyi yo'q, bo'lsa ham loy suv odam bo'lgan. Haligi boyliklarni ustiga chiqib turib, birinchi gaplari "Voy Suroqani chaqiringlar" deganlar. Chunki Rasulullohning hadislari bor-ku. Bilak uzugini shunda olganda Suroqani chaqiringlar. Suroqqa kelganda qo'liga taqib qo'yganlar. Ha, biz iymon keltirgan din aniq yutuqqa erishadigan din, shubhasi yo'q. Bizda shubhamiz yo'q. Bizga qilinayotgan musulmonlarga, islomga qilinayotgan hamma tuhmat kampaniyalari albatta mag'lub bo'ladi. Bunga iymonimiz kamol.
İslam berber galiba kıladı. Çünkü İslam'ın galiba kıldırıcı zatı var, Allah var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Allah Teala ana şunday güzel dinni omonat qilib berdi. Resulullah bu omonatni bizga to'la to'kus yetkazdilar. Alloh subhanahu va taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Madinaga kelib oldik inshaalloh. Madinadagi suhbatimizni keyingi suhbatlarda davom etamiz. Alloh xayrli qilsin. Savol javobga ozgina vaqt ajratamiz. Kimda nima savol bor? Aleyküm selam ve rahmetullah. Bugün keçeden beri Kabe'nin orada namaz okuyabiliyoruz. Olduk bilmezdik. İmam olduk, Kabe'nin olduk kurabiliyordu. Bunu yeterli bondokta karasam oynadığı zamanı içine tuttuk. Biz onunla. Şöyle ki, şunu tutmuyor, kanaka böyle de. İmam mı aldı durmuşsunuz mu? Biz Kabe'nin atrafı tavuk kurmayınca maydanoz yapıyoruz. İmam, iki etajlı sarı oylarının içi de oldu. Hop, namaz okuyan payda o şey imamını aldı da bu meseleyiz mi oldu? Ne bu? Şuna kabul edelim. Bunu açardı. İmamını aldı da durgan adamın namaz namaz bu meydi. Kabe-i Muazzama'daki bitti o şey okuyan namazının fazileti aylana babam iktidar kılınadı da. Şimdi uzağda bu genemizde o atraftan imamdan o tip geçse onu da namaz namaz bulmaydı. Bu da imamı doğrusu da cemaat bulmasa buldu. İmam turuptu bunu yan atrafları da Kabe'ye yakın rahat dursa bulamaydı. Zararı yok. Selamat bulayım. Hop. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamat bulayım. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İnşallah salavat bunu. Sizga qisqa qilib bo'lsa umra badal bo'lsa, nima? Ha, umra badal bo'lsa qisqa tushuntirib berib ketgan, hozir biz bajardik, to'g'ri qildik, noto'g'ri qildik. Xo'p, rahmat. Eng qisqasi qilgan umrangizni Alloh qabul qilsin. 2 marta, 3 marta qilgan bo'lsangiz ham, uni ajrini, savobini baxshida qilaverasiz. Eng qisqasi umra badal degan ibodat yo'q. Chunki badal farzda bo'ladi. Masalan, bir kishining nomidan İhram bağlar, niyet kılıp, uşanın namıdan hareket kılıp, hac ibadetini kılış var. Hac. Lekin umre sünnet amel, o kim midir namıdan vazifelendirilediğin işmez. Bizim eskabki kure, umreni kılıp, yani yenge bitti umre kigen bu seyiz, iki dakika yerler var, üç dakika yerler var, onun savabını uşa haklagen adamizge, atanizge, anayizge, yakınlarınızge, bahşide kısanız boladı. Allah'ım şu kigen umremini, savabını falancıge bahşide kıldım, o'zing qabul qil desangiz bo'ladi. Lekin umra badal degan bir tushuncha yo'q. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Amin yo amin robbal. Tashqariroq. Bemalol. Internetda ko'rib, IT bo'yicha bir ish qilyapmiz, yaqinlamamiz deb e'lon qilaman. IT masalası bo'yicha so'rayapsiz. Bu IT masalası bo'yicha kadr yetishtirish, ya'ni yoshlarimiz hozir juda yaxshi biladi. Ko'p narsalar IT programmalarga o'tib ketgan. Masalan, hozir Toshkentda hamma biladi, Yandex bor, MyTaxi bor. Bular hammasi IT yo'nalishlari. Uyingizda o'tirasiz, telefoningizga bitta nuqtani bossangiz, mashina uyingizga keladi. O'tirasiz, xohlagan joyga borasiz, pulni o'zi hisoblaydi. Hammasini hisob kitobini qilgan. Bu yerda mana Uber degani bor. Ko'pchilik taksida qimmatroq tushib qolayotgan bo'lsangiz, Uber degan predlojeniya bor. Ko'chirib olsangiz, telefonni bossangiz, Uber keladi. Xohlagan joyingizga olib boradi, arzon ham tushadi, ko'rinib turadi. Ana shunga o'xshagan IT texnologiyaga bizning millatning ichida ehtiyoj borligini doim ko'rib, aytib, taklif qilib, targ'ib qilib kelganmiz. Va biz Imbrain nomida bitta katta platforma yaratganmiz o'sha paytda. Imbrain platformasi O'zbekistonda yo'q platforma.
til o'rgatadigan, ingliz tilini o'rgatadi, IT-ga yo'naltiradi. Masalan, hozir ingliz tilini o'rgatadigan kurslarga borsangiz, oyiga 1 million, 1.5 million masalan to'laydi. Maktab bo'lsa 3 million, 3.5 million, 4 milliongacha to'laydi. Bir oyga. Ha, bunda 100 ming so'm to'laysiz, 99 ming so'm to'laysiz bir oyga. Va eng o'sha IT yo'nalishida o'rgatadi sizga. Savol, ha, sun'iy intellekt degan narsa bor. O'rgatadi. Buni orqasida bir qancha mutaxassislar ishlagan. Komanda bo'lib ishlagan. Buni ko'rgan har qanday IT-chini tan berib olgan. İşi zorligiga. Keyin nima bo'ldi deng? Keyin nomini ham aytib qo'yay, odamlar ehtiyot bo'lishligi uchun. U odamlarni fosiqning ismini zikr qil, odamlar ehtiyot bo'lsin uchun degan. Nozim degan bola bor. Toshkentliklar bo'lsa, tarib bilib qo'yinglar. Chunki ertundan kelib pul sizlarga taklif qilib, katta pul bor, ish qilamiz desa, aldanmanglar. Bu bola proyektning ichida biz bilan birga bo'lgan. Keyin nima bo'lgan? Bizda xabarimiz yo'q. 100% lik aksiyamiz bor Embraer'da. 1%ini 500 ming dollarga sotgan. Biz bu yoqdan programmani sifatiga ishlab yotibmiz, sizlar aytayotgan kitoblarni olib kelishimiz kerak, kadrlarni yetishtirib yotibmiz. Bir oyda ingliz tilida bemalol gaplashadigan bolalar chiqdi. O'o qishloqlarda yurgan odamlar maktabga kelib o'qiya olmaydi yoki repetitorga puli yo'q bo'lsa, bizni platforma bilan til o'rgandi. Juda katta proyekt qilganmiz, juda ham Rossiyada o'rganganmiz. 4 million ishchimiz bor ekan bizda, 4 million. O'rtacha 500 dollar pul uyga jo'natar ekan bir oyda. 1000 topadi, qolgani xarajat qiladi, 500 jo'natadi. IT bilan shug'ullangan bolalarimiz uyda o'tirib, oddiy bitta ish bilan 4000, 5000 dollar pul topadi. O'shanga yetishtiramiz deganmiz. Maqsadlarimiz ulug' bo'lgan, muqaddas bo'lgan niyatlarimiz, harakatlarimiz yaxshi bo'lgan. Biz yonimizda turgan bola 1%ini 500 mingga sotgan, yana bittasiga 1 million dollarga sotgan. Bizni programmamiz sotyapti 1 million dollarga. Bizni xabarimiz yo'q. Xabarimiz bo'lganda bitta odam kelib mendan so'rayapti. Men sotganman, siz shu yerdamisiz? Ha, shu yerdaman. Nimaga sotgan? Kim sotgan? Ha, palonchi sotgan. Nima bergansiz desam, bitta poliklinikasi bor ekan, o'tkazib beribdi. Yana bitta gastinisasi bor ekan, uni ham o'tkazib beribdi. Endi u ishchilarimizga oylik berishimiz kerakmi? Oylik berishimiz kerak, oddiy bermaymiz biz. 5000 dollar, 10000 dollar oylik oladigan ishchilarimiz bor bir oyga. Shu programma uchun, ya'ni butun hamma narsamizni tikib harakat qilganmiz unga biz. Ana u odam kelyapti-da, men shunaqa deyapti. Keyin o'sha oyligini berish uchun alu Nozim degan bola menga aytibdi-ki, gastinisa bor sotib olaylik deyapti. Ha, nech pul desam 400 ming dollar deyapti. 1 millionga olgan o'zi ana unda. 400 mingni sotib olyapti. Keyin haligi odam kelgandan keyin bildimki, uni o'qlayapti. Men u odamga aytdim, "O't, menga qarang" dedim. "Sizni 1 millionlik gastinisangizni 400 mingga sotib olyapti mana bu" dedim. Uni qaytarib oling gastinisangizni. Ertaga abror olib pul qildi demayman, pul qilmayman bunaqa narsalardan. Uni narsasini qaytib berdik, gastinistasini qaytib berdik, poliklinikasini qaytartirib olib berdik, o'tkazib berdi nomiga. Xullas, masha kalashi bo'lib ketgan. Unisini bunga, buni doppisini unga, bozor qurgan bozordan 30%ga kimni tiktirgan, xullas dabdarasini chiqarib tashlagan. Oylik berish kerak. Oylik berishi o'rniga anvo odamlar 1 million, 1.5 million, 3 million, 5 million, 4 million dollargacha qarz bo'lib ketgan mana bu. Mashinnik. Embraer'ni men gapirayotganman, odamlar menga kelyapti. Pulni olganda indashmaydi. Zarar bo'lganda abrori qidirishadi. Bir tiyin puli bermagan menga. Meni o'zimni 100 ming qarzimda, mashinnikda. 100 ming mendan qarzi bor o'zida. Bermagan, bermayapti. Qiziqligi hozir shu sho'rqiziga boribdi. O'sha qayerda bir shpingalet bo'lsa, o'sha boryapti. Abrori aybini qidiraman deb. Voy, butun dunyo bilan qidirlaring. Meni aybim bor, Robbim mol dedi. Sallarni oldinda yuzim yorib. Ularga aytayapman. Ichim ezildi lekin. Qanaqa proyekt edi ya? Qanaqa proyekt edi? U Amerikaning universitetdan kelib odamlar tan bergan, beringlar bizga degan. 100 million dollarga xaridor chiqqan, 100 million dollarga. Har
faizige 1 milyondan. Şunu, mana şu bitti, bitti pul üçün yanımızda yürgen, hali ki kol birişken, vadalaşken, buldu Xudo'nun üçün kılamızdagen bale, rasvasını çıkardı. Proyekt turuptu, şundan muzlat turuptu ki, menge davlat miqyası da, katta katta, yakşı vicdanlı adamlar bilen görüşüp yaplaşken de onlara etti. Proyekt gap buluşu mümkünmez dedi. Şu proyektini dedi, maktaplarga kılamız dedi. Tekinge bu seyir. Maktaplarga. Bolalarga bir oyga pul to'laysiz, ana u chastni maktablarda 3 million to'lamaysiz. Arzora to'laysiz. Ingliz tilidan sun'iy intellekt o'qitadi. Xullas mavzu kattaroq. Men yana bitta o'rtada jonli efirga aytib qo'ydim. Alohida tashakkur sizga ham. Masalan, gapirishimga sabab savol berdingiz. Masala mana shunday bo'lib turibdi hozir. Lekin biz to'xtaganimiz yo'q. Biz hozir onlayn emas, offline maktab ochdik. Baribir o'zimiz yetishtirishimiz kerak kadrlarni dedik. Maktabdan ochdik, maktabni ham ko'rdinglar nima bo'lganini. Ba'zilar biladi uni. U yuribdi hozir mashatda, umraqa yuribdi. Birov haqini yeb umraga kelgan. Mayli, Alloh har bir ibodatni o'zi qabul qiladi, biz aralasha olmaymiz-da, lekin birovning haqqini Alloh so'raydi. Hozir yana yangi yildan, yangi o'quv yilidan birinci sınıftan 11. sınıfgacha maktab shakllantiryapmiz. Maktabimiz inshaalloh kadrlarimiz juda ham kuchli kadrlar. O'sha kadrlarga men o'zim doim sarmoya topsam shunaqa narsalarga tikaman deb yurganman har doim. Qachon qo'lim kalta bo'lib qolganda ishlarni olib keta olmay qoldim. Lekin niyatlarim bor meni. Meni alhamdulillahi robbil alamin fidokor do'stlarim bor. Yiliga 3-4 million pul saplab shunaqa ishlarni shakllantirish kerakligini tushunib yetgan xalqimiz bor. O'qitmaguncha bo'lmaydi. O'qitmasak bo'lmaydi. Men to'xtash yo'q. Men Rasulullohning siyratlarini o'qir ekanman, o'rganar ekanman. Oh, dahshat ekan deb u eshitish uchun emas. Nima qilish kerakligini bilish uchun biz shuni aytyapman. Sizlarga aytishdan maqsad o'zimni ham ta'sirlantirish. Rasulullah to'xtab qolmaganlar. To'xtamaymiz. Maktabni ochamiz biz. Hozir 100 dan oshiq bolamiz o'qiyapti. Yangi o'quv yilidan Alloh nasib qilsa 11 11 ta sinfni hammasiga yangi maktab qilamiz onlayn. Offlinega ham harakat qilamiz inshaalloh. Lekin masala shunaqa bo'lib turibdi. Hali bu masalani hisob-kitobi yopilmagan. Ular hozir o'zlarini birovlarning mulkini o'zlashtirib haromni yeb vaqti kelganda qusib qusolmay turib, endi hozir abrorga tuhmat toshlari otilayotganda tuhmatchilarga shu informatsiyadan teskari qilib olibarishyapti. Yuzim yorug' bo'lmasa xalqni oldida tura olmayman. Bali. Bizning yuzimiz yorug'. Birovning haqqini yemaganmiz. Doim biz bilan ishlangan proyektlarning hammasida bizni haqqimiz qolib ketgan u yoqda. Birro ortası kela olmaydı, abrorda benim pulum kop ketti deb. Ayta olmaydı, mümkün emas. Bizki kop ketti. Soddaligimiz bor, notavonligimiz bor, ishonuvchanligimiz bor. Xudo uchun desa, xop deb yuboribmiz-a. 100 millionlik proyektni Xudo uchun desa, ha deb yuboribman. Pulni qilishni boshlagan, 1% 1 millionga sotilgan nima proyekt bor O'zbekistonda, aytinglar-chi. Ular o'zi sota olaydimi shunaqa qilib? Bizni ko'rsatgan, mana Abror Qoraka biz bilan birga, mana proyekt, mana programma degan. Bizning gapimizga ishonmagan odamlar Yodgor Sa'diyev, O'zbekiston xalq artisti. O'zbekistonda gapi, obro'si, e'tibori bor odam. Gapirgan gapiga javob beradigan odam. Shu kishining nabirasi Aziz degan bola biz ukamiz. Birgamiz. So'rasin, vaziyatni hammasini aytib beradi. Xullas inshaalloh duo qilib turinglar muqaddas joylardamiz. O'sha ishni qilish kerak lekin. Tilni biladiganlar, IT ga aloqasi bor odamlar birlashishimiz kerak. Hamma narsa IT ga o'tib ketdi hozir, hamma narsa. IT texnologiyaning asoschisi Xorazmiy, bizning millatning ajdodlari. Hozir uni boshqa mamlakatlar o'zlashtirib olib, juda qulay qilib tashlashyapti. Hamma narsasi qulay ularning. Uyda o'tirgan joyida ovqat olib keladi, uyda o'tirgan joyida taksi chaqiradi, uyda o'tirgan joyida bozor qiladi. Onlayn bozorlar bor. Onlayn bozorlarda do'konlar sotishadi. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir onlayn shaharlar bor, bilasizmi? Shahar. Onlayn shaharda uy sotishyapti.
Bizga hozir bu g'alati tuyuladi. Xitoy hozir eng oldinda. Masalan, bizda hozir yoshlar ko'pchiligi eshitgan, ha? Aqlli uylar. Bu nima? Smart telefon, ha? Nima degani smart degani? Aqlli degani. Aqlli. Hozir gapirib turib, misol uchun, Alisa desey sizga javob beradi. Sun'iy intellekt. Bunu bildik hozir, to'g'rimi? Endi hozir Toshkentda rivojlanyapti nima? Aqlli uylar. Ha, turgan joyimda uyimni kuzatib o'tiribman mana. Hozir uy bizning uyimizda qor yog'yapti, mashina turibdi, boshqa narsa. Ko'ra olasiz. Xohlasangiz xalidinlikda qancha narsa qolgan, ko'ra olasiz. Xohlasangiz xalidinlik, xalidinlikda narsa tugashi bilan xalidinlik bozorga telefon qiladi o'zi. Yo Alloh. Telefon qiladi, menda deydi, falon narsa qoladi deydi. Bozordagi ro'yxatni olib ketib tashlab ketadi uyingizga. Smart uylar shular. Bizda endi shunaqa narsalar bo'lyapti. Mashinalar smart. Rolda odam o'tirmayapti, orqasida yotib uxlab. Mashina o'zi olib boryapti. Yo Alloh. Smartmi? Smart. Xitoy smart shaharlar yaratyapti. Shahar u bu telefon emas. Shaharni smart qilyapti. Nima asosda? IT mana shu biz o'ylayotgan odamlar hali bu haqida tasavvur qilmagan paytda o'ylab, shuni qilish kerak deganimizda ular shahar yaratyapti. Sudiyalar kompyuter. Pora ola olmaydi, pora. Bitta proyekt qilishdi. 100 tadan 30 ta adashdi. 70 ta odamni to'g'ri topdi. Xitoyga bordingizmi? Ko'zingizni oladi, yuzingizni oladi, ha, qiyofatul bashar, o'sha mudlijilar Xitoyga ketib olganmi? Hammani rasmini oladi. Siz telefonda juda ehtiyot bo'ling, rasmlarni kimsiz, nimasiz, sizdan narsa so'rasa, hamma nuqtani bosavermang. Sizni polni hamma narsangizni o'zlashtirib, sizni ishlatib olishadi. Informatsiya yig'adi, bu narsalar hammasi informatsiya. Bu yerda algoritm ishlayapti. Men bir joyda aytib berdim. O'rtog'im bilan gaplashib o'tiribmiz, nimadir dedim-da men. Bitta masala bo'yicha Mag'rib haqida gap ketuvdi. Mag'ribda Badr Hari degan urushadigan bola bor. Golden Boy deydi. Badr Hari deb gapirdim. Gapirdimda telefonni shuna olib turib, bitta olsam YouTube'da Badr Harini ko'r deyapti menga. Taklif qilyapti. Bizi eshitishyapti. Sekinroq gapiringlar. Bizi eshitishyapti. Hamma informatsiyani olishyapti. Hamma yo IT, biz hali ham ketmonni ko'taryapmiz. Bu meni alam qiladi menga. Bizi ajdod bunaqa bo'lishi mumkin emas edi. Bizi avlod bunaqa bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun aytdim men, o'zbek deganda hamma o'rnidan turib so'rash kerak. Chunki butun ilmning taraqqiyotning fundamentlari bizdan oldi hammasi. Biz omonatga ega chiqa olmay qoldik. Ular olib ketib qoldi. Smart shahar. Kirdingiz, qizildan o'tsangiz, sirasi svetofor sizni kimligingizni, nimaligingizni, qatta tug'ilgan hammasini informatsiyasini sudga beradi. Sud ham kompyuter. Borasiz, quruq xonaga kirasiz, kompyuter savol beradi, ishtirofni to'laysiz, qamoq bo'lsa qamaydi. O'shanga harakat qilyapti. Men bu haqida bir soatlab gapirishim mumkin. Bu gaplarimizni hozir endi boshqa odamlar endi gapirishni boshlayapti. Bizni e'tiqodimizni biladigan bizni muxolif taraflarimiz bor, ha? Musulmonchilikni yomon ko'radigan islamofob jamoalar bor. To'g'rimi? Globalistlar deydi ularni. Globalistlar osmonga, kosmosga 10 ming ta raketa uchiryapti. 10 ming ta raketa. Bu raketani uchirishdan maqsad nima? IT texnologiya, smart dunyoni yaratish. Ertaga Alloh ko'rsatmasin, e'tiqodingizni mustahkam qilmaguningizcha qutula olmaysiz. Rasululloh Dajjoldan ogohlantirganlar. Dajjol odamlarning ko'ziga har narsani ko'rsatadi. Ertaga o'sha 10 ming ta raketani uchirgan odamlar surat, video shaklda Iso alayhissalom tushirishi mumkin. Bizi e'tiqodimiz bilan o'ynashlari mumkin. Shuning uchun e'tiqodimizni o'zlashtirib, IT texnologiyaning asli astarini bilishimiz kerak. U haqiqiy Isomi yoki IT bilan qilishyaptimi buni? Buni farqiga boradigan saviyali millatni tarbiyalamasak, ertaga e'tiqodimiz bilan o'ynashadi. Ana musulmonlar Iso osmondan tushadi deyapkanmidi? Ha, ana Iso deydi. Hamma keyin ko'chaga chiqib, ana ko'rdinglarmi? Iso tushar ekanmi desa, ya buni biz qildik-ku deydi.
Min tashvishga solgan 100 dan bittasi shu IT. Lekin yonimizda turgan odamlar predinni chiqmayapti. Ya zo'rlari bor, predinni odamlar bor, jonini fido qilib yuboraman deganlar. Menga jon kerak emas-ki. Ha. Menga sadoqat kerak. Vafodorlik, fidoilik kerak. Pulmi? U ham keladi, kerak bo'lsa. Lekin maqsad pul bo'lsa, falsafada zo'r gap bor. Pul hamma narsani qiladi degan odam pul uchun hamma narsani qiladi. Maqsad pul bo'lmaslik kerak. Maqsad fidoilik bo'lish kerak. Ya'ni ideya bo'lish kerak, ideologiya bo'lish kerak. Shunda maqsadga erishamiz. Salomat bo'ling. Xo'p. Yo chegaralanmagan. Chunki sabab so'rashimdan maqsadim mana 7 sinfdagi o'g'lak yosh nevaram Rossiyani shunaqa komandasiga hozir o'zim aytib beraman, ishlaydi-da. Mashalloh. Bo'shini to'g'ratmagan. Ha. Men o'yladim, shu sizda ham shunaqa chegaralanganmi? Yo'q, u kompyuterdan telefondan ko'chirib oladi uni. Telefondan ko'chirib olib, u yerda testli savollar beradi, jumlalarni o'qib beradi. Boshlang'ichdan o'sha IELTS degan anaqa bosqichlar bor, o'shanga olib chiqadi. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, tugadimi savollar? Xo'p. Xo'p, avvalo qazodan ehtiyot bo'lish kerak. Vaqtida o'qilgan namozning ajri qazodan baland turadi. Ya'ni vaqtida o'qilgan namozning ajriga yetmaydi. Qazo qilsa, endi shu haligi aybni qilib qo'ydi-yu, aybni qilgandan keyin uzr ma'zurga o'xshagan narsa u. O'shaning uchun qazoga hech kim targ'ib qilmaydi, qo'rqitiladi. Bitta namozni qazosi uchun nechi ming yil jannatga kira olmasdan kutib o'tiradi. O'shaning uchun uni qazoni qilmaslik kerak. Chunki dunyoda hali aytganimdek, asl g'oyamiz Allohni roziligi. To'g'rimi? Qolgan hammasi, masalan, bir kosa ovqatga to'yadi lubboy odam. Shuncha yiqqan moli dunyosi nima uchun kerak? Men shunaqa odamlarni ko'rdim. Nonushtasida 100 grammi 10 ming dollar turadigan ikra yerdi. Uni Moskvadan zakaz qilardi. Shuni olib kelib beradigan bolalar aytardi menga. 100 ming dollarga falonchi ikra olib keldim. Shu odamlar hozir to'rt devorni ichida qaynatilgan sho'rvani ichib o'tiribdi. Bu dunyoni asl mohiyati pul emas-da, yemoq ichmoq emas-da. Hozir shu yerga kelgan mana shu o'tirgan odamlarning hammasini men bemalol qahramon deya olaman. Shutga saplagan pulingizga xohlagan joyga borib dam olsangiz bo'lardi. Bu yerda tijorat qila olmaysiz, faqat saplagani kelasiz. Pulni beryapsiz, saplayapsiz, kelyapsiz, saplayapsiz, faqat saplayapsiz. Siz g'oyalik insonsiz. Sizning maqsadingiz bor. Bu yaxshi bu. Namozni qazo qilgan odamning nima maqsadi bor ekan? Ulamolar aytgan, namozni qazo qilib hayotimda muammo bor deyotgan odamni tushunmayman deyishgan. Qanaqa qilib muammo bo'lmasligi mumkin? Sen namozda qazo qilyapsan. Qani g'oyang seni? Qani ideyang seni? Sen kimni roziligi uchun yuribsan? Degan ulamolar. Demak, qazo qilmasin. Endi farazan deylik, qazo bo'lib qoldi, uxlab qoldi. Yoki esidan chiqib qoldi. Qur'onda namozni va aqimis solata li zikri degan Alloh taolo. Musa alayhissalom tilidan, lekin bu namoz butun ummatga farz. Namozni esga tushganda o'qinglar degan. Esingizdan chiqib qolsa gunohkor bo'lmaysiz. Chunki esidan chiqib qolganding gunoh yozilmaydi. Esingizga tushgan zotni o'qish kerak. Farazan deylik, bir kishi shunaqa bo'ldi, o'qiy olmay qoldi. Nima qiladi desa, bir xil namozni bir xil jamoat qazo qilgan bo'lsa, jamoat bo'lib o'qishi haqqi bor. Lekin unisi boshqa namozni, bunisi boshqa namozni qazo qilgan bo'lsa, u masalan, u kechagini, bu bugungini qazo qilgan bo'lsa, ikkalasi jamoat bo'la olmaydi. Chunki namozlarning sifati har xil. Tushunarlimi?
Ha, takbir aytadı. Onu bir de savur. Hop. Hani gör desin. Abdest var ikiye, Medine'den Makke'ye kele yaptı. Son namaz vakti de çok teşkil imkan bulmadı. Yol makul kemedi. Hep sebep bile. Şimdi son namazının vakti kaçan geçer? Şam namazının vakti hutton geçer uz aslida. Hutton namoziga azon aytgunga qadar shom namozining vaqti turadi. Ular o'rtasida, bu ikkita namoz o'rtasida neytral zona yo'q. Masalan, bomdod bilan peshinni o'rtasida bo'sh vaqt bor. To'g'rimi? Peshin bilan asr o'rtasida ham ixtilofli masala bor. Bo'sh vaqt bor deydi ba'zilar. Lekin asr bilan shomning o'rtasida bo'sh vaqt yo'q. Shom bilan xufton o'rtasida ham bo'sh namoz o'qilmaydigan vaqt yo'q. Demak, shomning eng oxirgi vaqti xuftonga azon aytgunga qadar. O'qiyapman. Bizda Hanafiylarda o'sha taqdim ta'xir degan masala bor. Namozni jamlash. O'sha jamlashni ham ilmi mana shundan iborat. Qanaqa qilib jamlanadi desa, shom namozini safarda yurgan odam mabodo jamlamoqchi bo'lsa, o'zi asli jam yo'q. Jamlamoqchi bo'lsa, mana bu shaklda jamlaydi. Shom namozini kechiktiradi, kechiktiradi, kechiktiradi. Xuftonga yaqin qolgan paytida shomni o'qiydi. Shomni o'qib bo'lishi bilan shom tugab xufton kirish kerak. Kirish bilan xuftonni birinchi vaqtida o'qib oladi. Safarda bunga ijozat bor. Qiyin safar bo'ladigan bo'lsa. Bu bir. Ikkinchisi, avtobusda ketyapsiz, namoz vaqti chiqib ketyapti. Tushishi iloji yo'q, avtobus to'xtatish iloji yo'q. Nima qilamiz? O'tirgan joyda ishora qilib o'qib olamiz. Tushundingizmi? Salomat bo'linglar. Ha, onaxon. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh xayrli qilsin. Amin ya rab. Alloh qabul qilsin. Bo'ladi albatta. Tirik insonlarga ham savobimdan sizga beraman, savobimdan sizga bahshida qildim. Alloh qabul qilgan bo'lsa, savobimdan sizga berdim, beraman desa joiz bo'ladi. Va niyatni baland qilinsa, Alloh taolo kambag'al zot emas. Fazli, marhamati keng zot. Alloh taolo siz bahshida qilgan savobni unga yetkazib, kamaytirmasdan o'zingizga ham beraveradi. Shuning uchun niyatlarni baland qilish kerak. Endi sizdan bir narsa eshitamiz-a? Assalomu alaykum azizlar. Alaykum assalom va rahmatullohi. Mening yoshim xushomad qilish yoshidan o'tib qolgan. Birovga yaxshi ko'rinay, bunday qilay deydigan toqatim qolmagan. Lekin men bizda hozir Abrorxon domlani aytgan gaplari, so'zlari diniydan tashqari boshqa ma'no bizni ahlimizga yetmaydigan bir ajoyib gaplarni gapirib, xomusiy olim bo'lganligi bilan muborak bo'lib kelyapti. Endi bu taqsirim Shayx Muhammad Sodiq ustozimizni mana shogirdlari hammalariga tayyorlaganlar, shu taqsirda dadalarini bir gapini sizlarga hammalaringa aytib bermoqchiman. Muhammad Yusuf domlam biz birga ishlaganmiz, o'sha Andijonda u kishi ham imom, biz ham imom. Shu Bo'zdagi masjidimizni oldiga kelganda Hazrat hijratda bo'lardi, endi o'sha vaqtda hijrat bo'lgandi. Namoz o'qigan ekanlar. Juda ko'p namoz o'qildim. Biz choy damlab qo'ysak, sovib ketardi katta choyni. Ne damlab bo'lgan, nimcha ko'p namoz o'qiysiz desam, Xudo bilan gaplashdi, yaxshi ko'raman. Xudo bilan gaplashdi, yaxshi ko'raman. Alloh hadd dedi. Keyin o'sha vaqtda taqsirdaligi malomatchilar ko'paygan vaqt edi. Har biri u deb, biri bu deb men yoshlik qilib boshqa qilib men damlab bo'lmas. Onda odamlar bilib-bilmasdan har xil malomatlar qilishyapti debman. Desam, malomat qilishyaptimi dedi. Qilishyapti dedim. Nima deyapti? Nima desa deyapti dedi domla. Xafa bo'lmas endi desam, siz ham qilavering malomat dedi. Achchiq kelib ketdi. Izzatlilik ham qilib, hamming malomat. Hamming malomat qilaver. Malomat barvazni salomat dedi. Malomat shunday bir narsaki dedi. Andaqa boru, yerlarga o'g'it solamiz-ku, mahalliy o'g'itlar go'ngladi, go'ng dedi. Ashu go'ng tushgan yerda hosil ko'p bo'ladi.
bu Muhammed Sadık'a dedi, bu dedi azuka okutur yaptı dedi. Bu hani zor adam bu geledi. Şimdi şirhasıl böyledi o da etkenlerden hem ziyade buldu. O için malamet kılınca adamlar kursan böyle oluyorlar. Detaylarında okutsanı göstermişi yaptı. Şirhalı kıl yaptı. Şunun için malamet kılseler kılsın eler güftarını neyleydi gendik. O şey meyleden uyan kerekeken bu dünya kendi bir zarur şekilde malametçi adamlar, yakşı adamlar buladı. Bizi nimelerimizi, günahlarımızı alıp sahabelerini beledigen aziz adamlar kıl olsun. Kıl olsun, nimeksi kıl olsun. Şimdi taksir. Sizden bir de iltimasım var. Ben şimdi benim video kılıp, iki üç kez alayım, bir tezgi yakışmazsa bir tezgi ötküzü veririz. Tezleştirip, oradan durup, böyle auditoriye, sizde oraya var mı auditoriye düşün. Tebassümem lazım. Bunu adam var, siz mi alıyorsunuz? Siz özizliği alıyorsunuz. Siz bir tez umge aldınız, kuşlar böyleydi. Bir tez alıp verirsiniz, bir tez operatörü bakmalısı mümkün. Şimdi beni ayet edin, yapayım, iltimasım var. 50 yılda yakın imamlık kıldık başa, şimdi onun özünü yolu gel. Ben hazır Harami Şerif'te Türkan'ımda bir, siz bardayız, o şu mescid gel. Bozdaki mescid gel. O şunu büzülüp hazır, yüzü çıralı, cihan yolun üstü güzel mescid kurdu. Şunu o şu bozdik bir Batırcan diken ülkemiz var, Kadir Ağacımlı oğulları. Şimdi güzel mescid buldu, yolda boyu da, yüzü çıralı kılıçtı. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. O şey bu Gorbaçov Pekin'e bargan vakti Moskva'dan ruhsatını alıp gelip kurgan o şey mescidim yani. Komünistler vardı da, mektim bu Moskva Pekin yolun üstünde böyle yaptı. Ettik Uygurlar kim kaçı hakkı baradı, onlardan galip bulup şu yolun üstünde birinci kurulgan mescidlerden bir tane bazar var. Kullas o şey ülkemiz güde çırağlı mescidde kurdu, güzel buldu, bana öz iş gördüyüz. Şimdi bitti şu dua kıbirek şunlarda hakkıya, ne demek El nazarı teşlep kara tuprağını eyler kimya. Bunu o şu çüstüyü damlar, ne bu çüstten çıkana göre. El nazarı teşlep kara tuprağını eyler kimya, kimya bulmak için onge gerek evden dua. El duası, halk rızası, evliya eyler seni diyene gelirler. Şunun için birbirimizi dua kılıp, minnettar bulup, rahmetlendirip, birbirimizi körgende, atamızı, enemizi körgende ka insanı, adamı okşap yaratmamız gerekir. Dinimizde talebi şu yakın. Şunun için bu hazır, bu Abrarhan Hazret ülkemiz, nutkutam, makulu am, menşitte hizmetlerde kılıp, bu, bu yaptı, unça unça adamız da o bir vermeydi. Biz 50 yıl imam bu kampüse gemde, Hazret Rasulullah'ın siretleri, suretleri, sıfatları, özümüz zorga zorga uşap durdum. İçim galata bop getti, zorga bak. Şunun için ben evvel sizi dua kılamam. Amin. Amin. Şu Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Hazretlerine yolunu tutup, yeteklerini uşap. Bana şimdi tergibat, teşvikat yolları bilen, kança mumun Müslüman. Bunlar şimdi kança sizdeki bizdeki adamla keliyatı bitki. Oh, oh, ondan taşkarım bana bu arkalık kança adamlar biliyor, menfaatlik, rahmet. Sizi östürgen, öndürgen, bir madde parası, dünya parası, başka parası gibi, Huda parası kılıp, şu kemalge yetkizgen, uluğ üstazımız Şeyh Muhammed Sadık'da talim terbiyelerini alıp, hazır, kalbi selim bugün, imanı tole bugün adamlarga bu gepler manzur, makul bulad. Aksi bugünlerge, aksini alıp kete uğradı. Yaşayın. Mana shunday xizmatlarda qilishda Alloh taolo sizga kuch, quvvat, nusrat, g'alaba, zehniyat, ong, fahm va farosatingizni bundan da ziyoda qilsin. Allohu akbar. Endi ali meni Botirjon ukamni haqlariga siz o'tirgan azizlar, Xudo uchun duo qilib beringlar. Bir borib o'sha yerga, o'sha masjidga boringlar. O'sha yerda ham bir kirib namoz o'qib duo qilib keling. Marhamat taqdir. Dua kubir. Teşekkür Allah aziz bilsin. Batırken cüde yakşı bilemez, cüde hayırlı, sahavatlı insan. Mescidini remont kılış gereği digende yok deyip hiç kimi ağırlaştırmayı buzup deşip yengitten kıldılar, okurge yitkazdılar. İslam uçun kılıngan hizmet Allah Ta'ala'nın nazlığı da elbette kabul boladı. Orada bir şirayet vereyim bana. Açsınlar. Ha bu mesela kızı koymaydı. Şu İslam uchun, din uchun, xizmat degan narsani ikki xil ma'nosi bor o'zi.
dinga xizmatni keragi yo'q aslida. Din xizmatga muhtoj emas. Dinga xizmat qilishlikka biz muhtojmiz. Biz shu dinimizni safida ekanligimizni e'lon qilish uchun qilamiz. Masalan, hozir duo so'rayaptilar. Endi duo qilishlikdan ham xijolat qilasiz. Nimaga? Nima men duosi ijobat odamman bu men? Maqtanishga o'xshab qoladi-da. Nimaga duo qilasan desa, men mana shu yaxshilarni safida ekanligimni e'lon qilish uchun duo qilaman. Alloh. Men shular bilan birgaman degani. Biz jamoat o'laroq bir musulmonlar shu islomga xizmat qilaman deyish uchun o'rtaga chiqqanmiz. Turklarda bir Abdurahim Qarakush degan odam bor. Men shuni she'rlarini tarjima qilib, boshqa qilaman. Shu ajoyib shunaqa odam. İslam'ını bütün dünyaya yayış hizmeti de Allah'ını tenlegen bendelere katar da buluşman olsun. Acaba bir şey de var. Şunu oku vereyim. Oksunlar. Hak İslam'dır. Kör dünyanın kalk közüge hak İslam'dır deyip yazanız. Kuşlarının kanat yüzüge hak İslam'dır deyip yazanız. Yo'lga, daraxtga, devorga, esgan shamol, yoqqan qorga, yomg'ir yukli bulutlarga haq islomdir deb yozamiz. Arslon burji, yoy burjiga, go'daklarning hovuchiga, minoralarning uchiga haq islomdir deb yozamiz. Qir adirga, tog'u toshga Tandir, o'choq, kul, otashga, yulduzga, oyga, quyoshga haq islomdir deb yozamiz. Haq mart yigitning navkariga, qizlar pari paykaliga, hatto budda haykaliga haq islomdir deb yozamiz. Har hovlining eshigiga, har taomning qoshig'iga, go'daklarning beshigiga Haq islomdir deb yozamiz. Barcha bilar haqni albat. Yashirolmas bu haqiqat. Qarich qarich va qatma-qat haq islomdir deb yozamiz. Taqsir. Haq islomdir deb yozamiz. Inshaalloh bu birodarlarimizni ham masjid qurishligi islomning haqligini e'lon qilish. Shunday. Bu ustozlarimizdan Abdulahad domla aytayaptilar, oddiy o'tib ketyaptilar-da. SSR paytida masjid ochish u yoqda tursin. Musulmonman deyish kallasini kundagi qo'yish bilan teng bo'lgan. Shunday edi. Bu odamlar Moskvaga borib ruxsat olib kelib, islomning haqligini e'lon qilib masjidga asos solyaptimi? Haq islomdir deb yozamiz. Haqni, islomni haq ekanligini e'lon qilamiz. Sababi nima? Shu saddaligimizni e'lon qilish, bildirish. Amin. Amin. Subhanahu va taolo butun dunyodagi islomga, musulmonlarga Amin. Uzun nusrat necat versin. Amin. Zalimlerine kifaya kılsın. Amin. Zalimlerine Allah Ta'ala uzun yüzünü Amin deyiler. Amin. Dünya amin. Amin. Allah Subhanehu ve Ta'ala uzun abad kılsın. Amin. Hasaten diyarımızdaki bu yetken yakşı işler, sahatlarını tepeste turgan rehberlerimizini. Amin. Bunge kısa kuşu yetken berçe mütesaddelerimizini. Mütehassıslarımızını Allah Subhanehu ve Ta'ala zaferler. Amin. Kızlarını kuvantırsın. Masjidlerge kılınıyetken, mekteplerge, medreselerge kılınıyetken. Müslümanlarga qilinayotgan yaxshiliklarni Alloh taolo o'zi mukofotlasin. Xosatan o'sha bo'zdagi masjidni boshidan boshlab mana bugungi kunga qadar hech kimga iltimos qilmasdan o'zlarining harakati bilan, o'zlarining ixloslari bilan bitirgan birodarimiz, Botirxon birodarimizni, atrofidagi yor do'stlarini, oila a'zolarini, u kishining yonida yurgan barcha do'st birodarlarini Alloh taolo maqsadlaridan afzal qilsin. Amin. Amin. Muqaddas diyorlarda turib biz Alloh taolo ularni ham o'ylagan ishlarini nusrat bilan, najot bilan o'zi mukofotlandirsin. Ushbu ulug' diyorlarga kelib, karomat marroh hojiy haji ibodatlarini, umra ibodatlarini Alloh rozi bo'ladigan mavqiflarini egallashlarini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Amin. Va sallallohu va sallama ala habibina Muhammad sallallohu ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahmat minnatdormiz. Salomat bo'lsinlar. Haligi Burhondinlar ko'rmadingiz? Yo'q, keyin ko'rsangiz. Ano varlikli nimada ichki ishlarda ishlaydi. Muhammad amirga yaxshi. Ko'rsam tanisam kerak. Siz ketdi, biz endi ketamiz. Qachon ketasizlar? Ertaga. Ertaga. Duolarda sira charchamaysiz. Inshaalloh. Sizni rahmat, rahmat. Yana bir otni shirayt bermaysizmi siz?
ne madem ayeti versemek, yük anon şehirde o birme yaptı. Min haliki çıktı Kureyş'in bir pariyi bilmem ki mi canı oldudur. Cümle Arapler Seyyidi Hüsnahlı Sultanıdır. Mekke, Medine, Bülbülü, Ulserveri, Ali Nebi, Taci Seri, Peygamberi, Şahi Resul Hakanıdır. Bir mehveşi şiirin lika, Yusuf Eşik dedir geda, Hüsnüge İdris Müptela, Berse Nebi Gılmanıdır. Uldemde geldi bırak, Hazret Uldemde geldi bırak, Kırdı Resulüge titrak, Hazret Minerge iştiyak, Cibril Ani parmağınıdır. Maşallah. Bunu 200 yıl bunun Endicanda bir Hazret Kuli diye adam yazgın ekeldi. Aruz vazniyken ha? He. Ana o ülkemizge bergen ben haliye. Ben de kadet keli oldu, kağızge çıkarı bereyin doğdum. Zor buradı ki. Ana kim Halit? Muhammed Halit mi kim? Aşımkelerimde ötkizi vereceğim ben telefonda. Allah acır versin. Tanrıcanı selamet bulsun. Bundan hem ser daramat, ser keramat bulun. Hemen alamat, alamat işlerde kılıyorum. Yani kim biz bilemiz de bu damların içinde etirken geldiğinde sayıga tartıp üyettim sizlerden. İçlerim gala top ki rahmet sizge. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ya Rabbi.